iyimserlik diyoruz. Yaşama yönelik olumlu bakış açılarıyla iyimserlerin hep olayların iyi yönlerine odaklandıklarını, bardağın dolu tarafını gördüklerini düşünürüz, konuşuruz, söyleriz. Ama bir yandan da bu böyle polyannacılık diye küçümsenir. Sanki hayatın gerçeklerinden kaçıyormuşuz, hayal dünyasında yaşıyormuşuz gibi bir hafife almaya da maruz kalır iyimserlik. Biz iyimserliği nasıl anlamalıyız? Ayakları yere basan bir iyimserliği. Yani eleştirenler kör iyimserliği eleştiriyor aslında. İyimserliği kör ve gerçekçi iyimserlik olarak ikiye ayıralım o zaman. Yani her şey çok kötüye giderken hiçbir şey yapmaksızın, elini taşın altına koymaksızın çok güzel gidecek, her şey çok güzel olacak diye beklemek kör iyimserlik olabilir. Hani deve kuşunun kafasını kuma gömmesi gibi bir hikaye bu. Ben görmüyorsam hiçbir şey kötü değil. Ama gerçekçi iyimserlik şartları iyi değerlendirip o şartların içinde ben neyi yapabilirim? Nereye yaslanıp nereye tırmanabilirim? Neyi manivela olarak kullanıp neyi kaldırabilirim? Bu soruları kendisine soran ve imkanları araştıran bir iyimserliktir. Gerçekçi iyimserlik mevcut halden daha iyiye sıçramak için elimde ne var? Bunları gözeten, bunlara bakan ve buradan daha iyiye doğru gitmenin imkanlarını arayan bir iyimserlik. Ben Siegel çok önemli bir psikoterapi araştırmacısı. Bir Afrika ziyaretinden bahsetti. Dedi ki yani çok fakirlik var. İnsanlar sıkıntı içinde fakat neşeliler, keyifliler. Çok merak ettim. Ne oldu, ne oluyor bu insanlarda da bunlar bu kadar iyi hissediyorlar kendilerini ya. Biz böyle bir durumda yaşasaydık herhalde kendimizi çok çok kötü hissederdik. Suratımızdan düşen bin parça olurdu. Ve merak ediyor, soruyor. Siz diyor, neden bu kadar mutlusunuz? Cevap şu. Çünkü aidiz. Kendimizi ait hissediyoruz. Birbirimize ait hissediyoruz. Bu topluma ait hissediyoruz. İnsanlığa ait hissediyoruz kendimizi. Bir kökümüz var. İşte bakın, insanları mutlu eden şeyler parayla, pulla tedarik edilebilen şeyler değil. Bu aidiyet hissini satın alamazsınız. Bu emek harcanması gereken bir şey. Cömertçe vakit harcayarak bir insanla birbirinize ait olursunuz. Ait hale gelirsiniz. Birbiriniz için fedakarlıkta bulunarak. Bir gün yine bilge bir kişiye soruyorlar. Bu kadar büyük şeyleri nasıl başardınız hayatınızda diye. Diyor ki büyük şey yoktur. Hayır, büyük şey yoktur. Küçük şeyleri büyük bir aşkla yapmak vardır. Yaptığımız işi cömertlikle, iyilik duygusuyla, diğer kamlıkla kuvvetlendirerek en iyi şekilde yapmak vardır. Evet. İşte iyimserler işini aşkla yapan insanlardır. Bir öğretmen bir dağ köyünde, kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyde şevkle dersini anlatıyorken neyi gözetmektedir acaba? Onun öğrencilerinden bir tanesi belki bir Aziz Sancar olacaktır. Evet. Mardin'in bir köyünden çıkacaktır. Sonra Nobel ödülünü alacaktır. İşini aşkla, şevkle, zevkle ve ibadet bilinciyle yapan insanlar iyimserlerdir. Tarihi iyimserler değiştirir. Kaldıraç onların elindedir. Kötülüğü yok ederler, iyiliği öne çıkarırlar. Ve canım, bu memleketi ben mi kurtaracağım demezler. Mesuliyet ahlakına sahip insanlardır iyimserler. Gerçekçi iyimserler. Nereden nereye yürüyebileceklerini iyi hesap eder ve o yolu ısrarla, erinmeksizin, yorulmaksızın yürürler. Olumluya, her halükarda olumluya odaklanmayı başaran iyimserlerin özellikleri nelerdir hocam? İyimser insanların özellikleri, sorumluluk sahibi olması, aklı yanına almasının yanı sıra. Evet, cesur olmaları. Seçim noktalarında
cesur kararlar verebilmeleri. Robert Frost'un meşhur bir şiiri vardır. Ormanda yol çatallandı ve ben gittim daha az gidilmişinden diyor. Daha az gidilmiş yoldan gitmekle insan büyük bir fark yaratabilir. Cesurdur çünkü o yolu giden kişi, yürüyen kişi. Daha önce kimsenin gitmediği bir yol açmıştır. Az gidilen bir patikayı tercih etmiştir ve bütün farkı bu ortaya koyar. İyimserlik, yıkıcı olmayan ve esnek düşünce biçimidir diye tarif ediyorlar. Aslında bir uyum, kainatla bir uyum, hep bir akış içerisinde olmak, bir akışın parçası olmak. Bu da geçer yahu diyen. Anına gömülmemek, yaraya hapsolmamak, travma anında mahpus kalmamak, bizi örseleyen, bizi yere yıkan şey ne idiyse o anı kendi nefsimize tekrar tekrar yaşatmak yerine bir dahaki sefere nasıl daha iyi doğrulurum? Bir dahaki sefere düşmemek için ne yapabilirim? Bu soruları sormaktır iyimserlik. Ünlü edebiyatçı Beckett'in meşhur bir sözü vardır. Hep denedin, hep yenildin. Bir daha dene, bir daha yenil, daha güzel yenil. Evet. Daha güzel yenilmek bile bir adımdır. O duygu için çabalamak bile iyimserliktir. İyimserlik çünkü kendimde ve başkasında, başka insanlarda daha büyük imkanlar görebilmem demek. Kendimde saklı olan tohumu fark edebilmem demek. Viktor Frankl bir konuşmasında şöyle söylüyor. Çaresizlik anlamın kaybolmasıdır. Acı çekmek ve o acıyı niçin çektiğini bilmemektir çaresizlik diyor. İnsan acı çeker ve o acıyı ne uğruna çektiğini bilirse, hangi dava, hangi ülkü, hangi yüksek hedef uğruna bir acıya katlandığını veya o acının kendisini götürmek istediği yeri bilirse, çaresiz hissetmez kendisini. Dinle. Sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelince onu yad ellere açıcı olma. Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe sen iyilik eyle, hatıra dokunup yıkıcı olma. Dokunur hatıra, kendisin bilmez. Asil zadelerden hiç kemlik gelmez. Sen iyilik et de o zayi olmaz. Darılıp da başa kakıcı olma. Ariftir, yoklar senin bendini, dağıtırlar tuzağını, fendini. Alçaklarda otur, gözet kendini, katı yükseklerden uçucu olma. Muradım nasihat, bunda söylemek, size layık olan onu dinlemek. Sev seni seveni, zayi etme emek. Sevenin sözünden geçici olma. Karacaoğlan söyler sözün başarır. Aşkın deryasını boydan aşırır. Seni bir mecliste hacil düşürür. Kötülerle konup
göçücü olma. Çalabım bir şarkı yaratmış iki cihan aresinde. Çalabım bir şarkı yaratmış iki cihan aresinde. Bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde. Bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde. Nagehan o şara vardım, onu ben yapılır gördüm. Nagehan o şara vardım, onu ben yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak karesinde. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak karesinde. Şakirtleri taş yonarlar, yonu püstada sunarlar. Şakirtleri taş yonarlar, yonu püstada sunarlar. Çalabın ismin anarlar ol taşın her paresinde. Çalabın ismin anarlar ol taşın her paresinde.